Özgeciğim, yaşlarımız çok yakın birbirine. 76 doğumlusun. Evet. Aslında hayat örgümüz de biraz birbirine benziyor diye düşünüyorum. Sen işletme okumuşsun, ben iktisat okumuşum. Abin zaten çok kıymetlim, çok seviyorum onu. Ailene birazcık ben değinmek istiyorum burada, aile hikayene. Çünkü o duruş ve zarafet bence biraz oradan da geliyor. Biraz kendi annem ve babamla da benzeştiriyorum seninkileri nispeten. Benimkiler öyle çok, yani aşkın dili çifte göre değişiyor. Bizimkiler öyle çok aşk böceği değillerdir, didişerek yaşarlar ama 40'ından sonra keşfettim ki onların da aşkı yaşama biçimi bu. Evet, herkesin dinamiği başka türlü. Evet, dinamik ve hani ritim ve ifade biçimi farklı oluyor. Artık biliyorum ki onlar da bir aşk evliliği aslında. Oh. Uzun zaman öyle olmadığını düşünmüştüm çocukları olarak. Ama sonra aşkın biçimlerini düşününce evet, ben onları da oraya aldım gerçekten, senin anne baban gibi. Çok kıymetli işlerle son dönemde tekrar hayatımıza geldin. Ay. Hoş geldin, safalar getirdin, özletmişsin. Biraz ben de özledim. Evet, ne oldu o arada? Bir onu önce bir soracağım. O ara herkese gelen pandemi de geldi bize. Evet. İşte en son bir dizimiz vardı. O biraz böyle biraz ite kaka gitti. Oradan sonra zaten birazcık ara vermek istedim. Biraz kalbimin attığı bir şey olan işte bu kitaplar üzerine çalıştım. Evet. İşte çizimlerdi, yazmaydı. İşte o süreci zaten biliyorsun sen ne kadar heyecanlı olduğunu. Çok. Bunlarla birazcık haşır neşir oldum ve müthiş. Çok çok iyi geldi. Şu an devamı da geliyor. Biraz daha farklı, yine okul öncesi ama biraz daha şimdi 12-15 yaş, biraz daha fantastik bir dünyaya girdim. O beni şu an çok coşturuyor, bitmek üzere. Bir yandan da işte bu sene çizim dersleri aldım geçtiğimiz sene. Kendi kitaplarımı sen kendim çizebileyim diye. Sen zaten resim yapıyordun değil mi? Yapıyordum ama hani sürel, böyle bir şeye benzemeyen gibi hani olanlardan, ama renklerin her zaman içindeydim. O yüzden bu kitaplarda bu kadar renkli oldu. Bilmediğim işte renklerle, tonlarla karşılaşınca renk beni çok coşturuyor. Bakma siyah giydim ama. Evet, olsun. Sen yeterince siyahın bir sıkıntısı yok. İşte yapayım. Sonra dedim ki ben bu renklerle daha çok haşır neşir olmalıyım ve ne yapabilirim? Çok kıymetli bir hocayla çalıştım ve yaklaşık 6-7 ay çizim dersi aldım orada. İşte bir çizim atölyesi gibi mi? Birebir çalıştık ama program üzerine, yani sadece bu çizimleri yapabileceğimiz, çocuk kitabı çizimleri yapabileceğimiz çok farklı işte tekniklerle, bilgisayar ortamında yani temelinden başlayarak önümüzdeki kitapları hani çizebileyim diye. Çok kolay değil ama çok içim coşuyor Ceyda. Yani müthiş bir şey. Evet, çok çok keyif aldım bu süreçte. Sonra bu sene işte yaz başı dizimiz başladı. Evet, sevgili Ertan Saban komşumla beraber. Evet. Çok Devrim Özkan var değil mi seninle birlikte? Evet. Hayat bildiği gibi gelsin, öyle mi? Gelsin hayat bildiği gibi. Tam şarkı sözünü başa dönüyor. Gibi gelsin hayat olduğu gibi. Gelsin hayat bildiği gibi. Evet. Güzel laf. Çok güzel, hikaye de çok güzeldi. O da yaz başı işte normal şartlarda işte yazın oğlanla vakit geçiriyorken o kadar içim coştu ki projeye. Evet. Sevgili Altan hocamızla beraber, BKM zaten, Necati abi işin içinde, Gani yazıyor. Çok keyifli oldu hikaye. Projenin içinde yer aldım. Hala çok güzel devam ediyor. Müthiş. Çok sevildi. Yani ben Ertan'ı hatırlıyorum gelip evde böyle bir iş var başlıyoruz deyip çok heyecanlandığını kendi karakteri üzerinden anlatmıştı. Ve bana çok ilginç gelmişti. Ama duyduğum kadarıyla aslında biraz bu Z kuşağı meselesini farklı bir yerden ele alıyor olmanız. Ben birkaç böyle sosyal medyada Ertan'ın sahnelerine denk geldim. Çok işte beğenilmiş ve yayılmış olan sahneler. Hep böyle şey sahneleriydi yani. Siz vazgeçiyorsunuz ama vazgeçmemelisiniz. Bırakıyorsunuz o işin peşini ama bırakmamalısınız. Evet. Onu geri kazanmalısınız diyen bir yerden. Hep aslında artık neredeyse unutmaya başladığımız vazgeçmemek, daha özenmek, birbirini daha kazanmak için mücadele etmek noktasında sahneler gördüm. Ama bütününü itiraf etmeliyim ki hiç izlemedim. O yüzden senin açından da diziye bir bakışını öğrenmek isterim. Okul hikayesi bambaşka. İşte bu hani kader mahkumu dediğimiz aslında işledikleri suçların tamamen müdafaa ve zorbalıkla olmadığı bir ortamda bu çocukların
eğitimlerini devam etmesi için aslında bir paket programla beraber okula kaydolmalarıyla başlıyor. Ve hiçbir şekilde suça bulaşmayacaklar. Aslında bu çocukların ne kadar iyi niyetli ve naif olduklarını da burada görebiliyoruz. Hı hı. Başkasını kurtarabilmek, başkasına yardım edebilmek adına işlenmiş suçlar. Dolayısıyla o okula girdiklerinde bir çatışma başlıyor. Nereden geldiklerini öğrendikleri zaman okuldaki öğrencilerin. Sadi karakteri, Dertan'ın oynadığı karakterde hem o dengeyi kurmaya çalışıyor hem de çocukları bir arada tutmaya çalışıyor ki bu anlattığın bütün özellikler, vazgeçmemek, hayata tutunmak bunların en büyük özelliklerinden biriydi. Özellikle oradan gelen, hapishaneden gelen çocukların hayata tutunmakla ilgili büyük sıkıntılarını konuşarak, anlatarak, destek olarak bir nebze azaltmaya çalışıyordu ama çatışmalar tabii ki devam ediyor. Senin hikayedeki yerin? Benim hikayedeki yerimde o çocuklardan bir tanesinin annesiyim ben ama çok girift bir hikaye var aslında, geçmişe dayalı bir hikaye var. Şimdi o yavaş yavaş işlenmeye başlıyor. İşte oğlumu oynayan o çocukla tesadüfen o okula giriyor ve işte hocasıyla kendi aralarında geçmişe ait başka bir çok da şey yapmayayım. Çok da söylemeyeyim. Çok da şey olmasın. Olmasın. Öyle bir küçük şey var. İşte böyle küçük bir hikaye orada var ama aslında bütününü oluşturan bir hikaye. Bütün konuyu oluşturan ve beni bu projede olmama ikna eden çok kilit bir hikaye. Müthiş. Çok güzel. İstinye'yi hatırlıyorum şimdi ve Leo'nun doğumunu seni orada. Komşuyduk bir dönem İstinye'de. Evet. Ve anne olduğun anki o ışıldayan yüzün, heyecanın, Leo'ya duyduğun o aşkı çok hatırlıyorum. Çok sıcak bende o anı. Nasıl gidiyor yolculuk Leo'yla? Kendisi bir ergen oldu. Yok, biz anlaştık, konuştuk. Yani girmeyecek ergen. Öyle mi? Yok, çok ciddi şartlarım var. Mı? Anlaştık. Ne yaptın? Kesinlikle girmeyeceksin. Nasıl? Girersen beni bir gör dedim yani. Nasıl yani? Mesela ne konuştunuz? Lütfen söyler misin? Bana bunu anlatır mısın? Yani istediği bir takım şeyler var. Ergenliğe girmezsen devam eder bu isteklerin diye böyle ha, güzel küçük anla. Evet, şartname hazırladık. Yani. Nasıl oldu? Sıcak bakıyorum şu an. İyi, kaç gün oldu? Kaçıncı gündesiniz? Yok, ben daha yedinci yaşından itibaren ben bunu hazırlıyorum ona. Mi? Ya bizim zamanımızda böyle değildi Ceyda. Yani biz girerdik girmezdik, bunu anlamazdık. Bu kadar deklare edilmezdi, söylenmezdi, korkutulmazdı. Şimdi anne babalar deli gibi kitap okuyorlar bu çocuğun ergenliğiyle nasıl başa çıkacağım diye. Tabii ki değişti. Tabii. Zaman değişti. Evet. Biz daha naif çocuklar. Ulaşılabilir kaynaklar değişti. Değişti. Evet, çocukların da hızı değişti. Evet. Yani bizim zamanımızda şu an onların da öğrendiği hız bambaşka, yaşayışları bambaşka. Biz kenarda oturup dinliyorken onlar her şeye bir cevap vermek istiyorlar, fikirleri var. Evet. O yüzden biraz ya bizim böyle de vardı da çok var. Dinleyen yoktu o dinleyen sırada. Dinleyen yoktu. Yani sorduk mular vardı. Sorduk mu sanalar vardı ve terbiyesiz. Çok en sık hatırladığım lisede yani o ergenliğimmiş meğer benim. Annem terbiyesiz diye bağırırdı. Ben de odamın kapısını çat diye kapatırdım. En büyük aksiyon oydu yani. Evet, hani işte bak az önce söylediğin oradaki yazan işte cümle, soru sormak aslında içimizde patlayan o pırtırcıklar büyümemizi sağlayan ve şeyler. Ve sıkılıkla maruz kaldığım hafta sonu cezaları. Arkadaşlarına sinemaya gidemezsin, okul gezisine gidemezsin. Ergenlik böyle geçti. Annem de böyle mücadele edebilmiş yani. Ne yapayım tabii, haksız da sayılmaz belki de. O çekilir zaman ben doğru yoldayım Ceyda. Sen 7 yaşında kontrat yaptın. Çok iddialı bir hareket bu. Yaptım valla. Böyle bir şey var dedim. Ergenlik zaten 3. 4. sınıfta itibaren bunlar okulda başlıyorlar öğrenmeye. Yani en ufak bir arızayı işte ergenim ben diyen çocuklar hani gördüğüm için aslında bunu ona dayattan çocuklar. Yani yapılan o taşkınlıklar ya da herhangi bir aksi bir şey ergenliğe bağlayıp bizim anlaşmamız olduğu için ona bağlayamayacak ve dolayısıyla. Sen buna inanıyor musun? İnanmıyorum tabii ki. Tabii ama ki. Çok iyi gidiyorsun bence çok şu iyiyim, ana şu kadar. Çok iyiyim, şu an çok iyiyim. Çok kankayız. Çok eğleniyoruz şu anda. Şu an sadece mesela ne var? Arkadaşlarımla konuşuyorum, var. Yani evde asla konuşulmuyor. Mesela kulaklıklarla oyun oynuyorlar ya bunlar beraber. Ha, tabii ben oraya gelmedim. O bir süreç. Daha. Kulaklıkla oyun mu oynuyor? Kulaklıkla oyun oynuyorlar. O arada sen konuşamıyor musun? Yasak mı? Konuşmak ne demek? Odaya zaten giremiyorsun. Salona işte orada oynuyorsa oraya giremiyorsun. Hareket olmayacak evde. Sıfır dikkat dağıtımı. Böyle bir saatimiz evde böyle geçiyor yani. O sırada ne yaparsan yapıyorsun. Peki arkadaşlarının da sarılmak, öpmek serbest mi? Öyle şeyler var mı? Ben bir de onları duyuyorum ergen erkeklerde.
dokunma bana sakın arkadaşlarımın yanında, aa, öpme beni sakın falan, aa, varmış. Ben bayağı yapışıyorum yani. Ha yok. Şimdi yok mu? Yok da. Ha, tamam. Anlaşmamızda o da var Ceyda. Sen bu anlaşma maddelerini benimle bir paylaşır mısın? Daha 5,5 ama ben de belki 6 yaşından itibaren yapmak ya evet, zorunda kalabilirim. Onların öyle evet bir öptürmeme durumu var ama ben hani bebeklikten ve çocukluktan beri çok şey yaptığım için böyle hep mıncır mıncır. O da biraz seviyor, o da balık yani. O da seviyor öyle bir böyle bir gelip böyle bir yanaşıp. Hani diyor ki gel hani mıncır falan böyle gıttıdı gıttıdı böyle hala yapıyorum yani. Oh ya.